Milli iradenin gür ve güçlü sesi Bursa TV ekranlarından herkese günaydınlar. Bugün 13 Haziran Çarşamba değerli izleyenler. Sabah Demi programıyla canlı olarak karşınızdayız. Öncelikle yayınımızı 88.3 Sancak FM'den de canlı olarak sizlerle paylaşıyoruz hatırlatmasını yapalım. Sabah Demi'nde dünden bugüne yansıyan haberler ve gazete başlıklarını ekranlarınıza taşıyacağız. İstiklal Marşımızla programımız başlıyor. Sönmez bu şafaklardan yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tütenler en son olacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çekrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkadır, hakka tapan milletimin istiklalı. Ben ezelden beridir hür yaşadığımı, hür yaşadığımı. Hangi çılgını bana zincir vuracak başı şaşarım. Kütremişse gibi. İstiklal Marşımızın ardından şimdi de gündeme bir göz atalım. Dünden bugüne yansıyan haberlerle Sabah Demi başlıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan partisinin Eskişehir mitinginde konuştu. Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi sert sözlerle eleştirdi. Devam eden projelerimizi ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan partisinin Eskişehir mitinginde halka hitap etti. Oluyoruz. Bununla yetinmiyoruz. CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, İnce'yi sert sözlerle eleştirdi. Şimdi ben buradan Bay Muharrem'e bir takım sorular sorayım. Asıl onların cevaplarını versin ki milletimiz kalibresini öğrensin. Mesela bu zat Türkiye'nin terörle mücadelesi konusunda
acaba ne düşünüyor? Düşünün. Terörist başını Edirne cezaevinde ziyaret eden bir kişiden ne bekleyebilirsiniz? Afrin operasyonunu yapan komutan için ne diyor? Geldiğimin günün ertesinde apoletlerini sökeceğim diyor. Ya sana benim milletim zaten icazet vermeyecek. Neyi söküyorsun? Bay Kemal'in teröristlerle ilgili bir açıklamasını duydunuz mu? Bay Muharrem'in teröristlerle ilgili bir açıklamasını duydunuz mu? İşte Diyarbakır'da dün miting yaptı. İstihbarattan aldığım bilgi ne biliyor musunuz? Bu mitinge katılanların neredeyse tamamına yakını HDP'li. Ya yok. Yok. Bay Kemal de Hakkari'ye gitmişti. Bir tane Türk bayrağı yoktu. Ama şimdi ders almışlar. Fakat arada da yine ön taraflarda yabancı bayraklar var. Erdoğan İnce'nin seçimi kaybetmesi durumunda istifa etmesini söyledi. Genel Başkanı Türkiye genelinde bütün seçimleri kaybetmiş. Bu da CHP içindeki seçimlerde kaybetmiş. CHP'nin başındaki zata her seçimde yaptığım teklifi şimdi bu defa Muharrem İnce'ye yapıyorum. Seçimlerden birinci çıkamazsak siyaseti bırakacağım diyebiliyor musun? Madem iddialısın sen de aynı sözü ver. Ver de Bay Kemal rahatlasın ya. Öyle mi? Yapamazlar. Söz verseler de yapamazlar. Çünkü bunlar iftiradan, yalancılıktan, çarpıtmadan başka bir şey bilmez. Başbakan Binali Yıldırım seçim çalışmalarına Çankırı'da devam etti. AK Parti mitinginde konuşan Yıldırım muhalefete hedef aldı. Haziran'da yeni bir... Başbakan Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Çankırı'da sürdürdü. Yıldırım, FETÖ'nün iade dosyalarına ilişkin açıklamalar üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'yi eleştirdi. Bu CHP'nin eskiden bir genel başkanı konuşurdu. Şimdi iki tane genel başkanı var. Ayrı tellerden aynı türküyü söylüyorlar. Şunu yaptırmayacağız, bunu kapatacağız, ötekini satacağız. Birisi diyor ki FETÖ'yü Amerika'dan doğru dürüst istemediler. Genel başkanlar da diyor ki hanım istemişler. Ya kardeşim millet sizinle mi uğraşacak? Bu milletin yüzünü güldürecek, ülkeyi ileriye taşıyacak hiçbir fikriniz, hiçbir projeniz yok mu? Başbakan Türkiye üzerinde emperyal güçlerin oyunları olduğunu söyledi. Gün ülkeye sahip çıkma günüdür. Bakın, ülkemiz üzerinde emperyal güçlerin büyük oyunları var. Ülkemizin güneyinde bir terör devleti kurdurmak istiyorlar. Kürtlerin, Kürt vatandaşlarımızın kanıyla, canıyla orada bir yapay terör devleti kurmaya çalışıyorlar. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ ile mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Gül, son bir ayda 500 kişinin göreve döndüğünü söyledi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. FETÖ ile mücadeleye değinen Gül, son bir ayda 500 kişi OHAL komisyonu kararıyla memuriyete döndü dedi. Adalet Bakanı FETÖ'nün seçimlere etki edebileceği iddiaları içinse o konuda hiçbir etki edebilecek bir neticeye ulaşamazlar ifadelerini kullandı. Muharrem İnce'nin FETÖ ile başı Gülen'in iade talebine ilişkin iddialarını da değerlendiren Gül, Sayın İnce Genel Başkanı tarafından yalanlanmıştır diye konuştu. Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bozdağ, HDP'nin Millet İttifakı'nın görünmez bir müttefiki olduğunu söyledi.
Yozgat'ta seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Yardımcısı Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bekir Bozdağ, HDP'nin Millet İttifakı'nın görünmez müttefiki olduğunu söyledi. Bildiğiniz gibi CHP'nin içinde yer aldığı bir Millet İttifakı var. Bu ittifakın içinde Saadet Partisi, diğer partiler var. Bir de bu ittifakın içinde gözükmeyip ama esasında doğrudan ittifak içindekilerle müttefik olan HDP var. Biz bunu defalarca söyledik. HDP Millet İttifakı'nın görünmez müttefikidir, kare dışı müttefikidir ve aynı istikamette birlikte koşmaktadırlar. İttifakın içinde resmen yer verilmeyişinin nedeni milliyetçi muhafazakar seçmenden oy kaçışını önlemek içindir. Yoksa başka bir nedeni yoktur. Esasında HDP şu anda doğrudan doğruya Millet İttifakı'nın bir parçasıdır. CHP'de bunu öyle kabul etmektedir. Bozdağ, CHP'nin Diyarbakır mitinginde açılan HDP bayraklarının gizli ittifakı ispatladığını ifade etti. Çünkü hep beraber Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkarılmasını talep etmektedirler. Ve hep beraber HDP'nin söylemlerine benzer söylemleri şu anda dile getirmektedirler. En son dünkü Diyarbakır mitinginde gördük ki CHP bayraklarıyla HDP bayrakları yan yana ve birlikte dalgalandırılıyor. Belli ki mitinge HDP çok büyük bir destek vermiş durumda. Meydanı CHP'nin doldurması için HDP'liler büyük bir katılım sağlamış gözüküyor. Bu bayrak olayı ve mitinge HDP'nin verdiği büyük destek CHP, HDP ve Millet İttifakı arasındaki birlikteliği ve dayanışmayı gösteren somut bir örnektir. Türkiye şehidini gözyaşları içinde uğurladı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca karakola yapılan roketli saldırıda şehit olan özel harekat polisi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı. İki ay sonra düğünü olacaktı, şehit oldu. Şemdinli'de 4 Haziran'da karakola yapılan roketli saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Sinan Türkoğlu'nun laşı uçakla Kahramanmaraş'a götürüldü. Ailesi ve protokol üyelerince karşılanarak baba evine götürülen şehidin laşı burada helallik alınmasının ardından mahalle mezarlığına götürüldü. Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılan laşı askerlerin omuzlarında taşınarak katafalka konuldu. Tören sırasında açın kuzumu bir kez daha göreyim diyen şehidin annesi bir yakın tarafından Türk bayrağımızı öp anne, o hisseler şeklinde teskin edildi. İl müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Türkoğlu'nun naaşı askerlerin omuzlarında tekbirler eşliğinde getirildiği mahalle mezarlığında toprağa verildi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kandil operasyonuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Canikli, operasyonun teröristler temizleninceye kadar devam edeceğini vurguladı. Orada terörü tamamen ortadan kaldırana kadar kalıcı olacağız, kalacağız. Bu bir, yani Kuzey Irak'ta kalacağız. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kandil operasyonuna ilişkin net konuştu. Güvenlik gerekçeleriyle ve hiçbir şekilde başka ülkenin toprak bütünlüğüne halel gelmeyecek şekilde ve geçici olarak, ama bu geçicilik, bütün teröristler o bölgeden temizlenene ve Türkiye için artık bir tehdit olmaktan çıkana kadar devam edecek. Yani geçici operasyonu yapıp dönmek şeklinde değil. Yani tabii bu amaç, bu hedef ne kadar sürede gerçekleştirilir onu bilemiyoruz, göreceğiz. Ama hedef gerçekleşmeden de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri oradan dönmeyecek. Bu anlamda görev bitene kadar kalıcı olacak. Canikli bölgede ilk kez üst noktaları kurulduğunu söyledi. Bu bölgede üst bölgeler oluşturulması gerekiyor böyle bir amaç için ve o üst bölgeler oluşturuldu. Bu ilk defa yapıldı. İlk defa yapıldı. Bunu ayıran, diğer hareketlerden ayıran. Evet, diğer hareketlerden yapılan şey bu. Bir de şu, o üst bölgeleri oluşturmadan daha ileri noktalara bir seferlik uzun harekatlar yapmak teknik açıdan sıkıntılı. O yüzden bir kademe olması gerekir. Yani bir konaklama,
bir üs bölgesi olması takip gerekir. Ede. Dağlık arazide ciddi sızmalar olduğunu söyleyen Canikli, TSK'nın sivil hassasiyetine dikkat çekti. Sınır boyu çok dağlık ama o dağlık bölgeyi açtıktan sonra Irak topraklarında ciddi bir düz alan var. Yani bir güvenliğin de, güvenlik şeridinin de orada oluşturulması gerekiyor. Aksi halde elbette, aksi halde gerçekten yani teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyoruz ama bütün bunlara rağmen o dağlık arazide teröristler yine zaman zaman sızma yapabiliyorlar ve canımızı acıtabiliyorlar. Yani hiçbir ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu konudaki hassasiyetine erişememiştir. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kandil Operasyonu'nu karargâhta takip etti. Akar, terör örgütlerinin sonunu getirmekte kararlı olduklarını vurguladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Sincar, Hakurk ve Abşin Basran'a yönelik hava harekatlarını Birleştirilmiş Harekat Merkezi'nden takip etti. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kullanmaya başlayacağı yeni üniformalardan giyen Orgeneral Akar, Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'ne geçerek briefing aldı. Operasyonu yürüten askerlere hitap eden Akar, terör örgütlerinin sonunu getirmekte kararlı olduklarını dile getirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda kendisine verilen görevleri büyük bir fedakarlıkla, büyük bir kahramanlıkla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam edecek. Türk Silahlı Kuvvetleri en önceki görevi hepimizin bildiği gibi terörle mücadele harekatıdır. Çünkü bu terörle mücadele konusu uzun yıllardan beri devam etmekte. Teröristler ciddi şekilde ülkemize, milletimize sıkıntı vermekte. Fakat bu dönemde hepimiz yine bildiği gibi arkadaşlarım, büyük bir kararlılıkla, büyük bir azimle en son terörist etkisi hale getirinceye kadar bu mücadeleyi sürdüreceğimize, aralıksız sürdüreceğimize efendim her tarafta belirttik ve bütün silahlı kuvvetler de buna göre planlarını yaptı, uygulamalarını, icraatını yapmakta. Kuzey Irak'a başlatılan sınır ötesi harekatta operasyon derinliği 30 kilometreye ulaştı. Komandolar, teröristlerin geçiş güzergahlarını kontrol eden stratejik tepelere yerleşti. Hakurk harekatında operasyon derinliği 30 kilometreye ulaştı. Komandolar, teröristlerin geçiş güzergahlarını kontrol eden stratejik tepelerin büyük bölümüne yerleşti. Yüksekova 3. Sınır Tümen Komutanlığı'na bağlı Hakkari Dağ ve Komando Tugayı ile 34. Sınır Tugayı tarafından gerçekleştirilen harekata yeni tugaylar da ekleniyor. Harekat alanının genişlemesi üzerine Afrin Harekatı'na katılan Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı taburlar da bölgeye sevk edildi. Komando birlikleri alan kontrolü sağlanan bölgelerde kurulan geçici üs bölgelerine yerleşiyor. Şu ana kadar kurulan 11 geçici üs bölgesine yeni üsler de eklenecek. Öte yandan İran kuzeyindeki terör örgütü PKK hedeflerine yapılan hava harekatlarında 18 terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce 1-8 Haziran'da İran kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında 18 terörist etkisiz hale getirildi. Erzurum Karayazı'da PKK terör örgütüne ait sığınak tespit edildi. Sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Teröristler sığınakta kadın kıyafetiyle tiyatro oynamış. Erzurum polis ekipleri terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik istihbarat çalışmaları kapsamında 2 Mart'ta etkisiz hale getirilen 4 teröristin barındığı sığınağı bulmak için araştırma yaptı. Teröristlere ait sığınağın aynı bölge yakınındaki Arap Yaylası mevkiinde olduğunu tespit eden ekipler bölgeye özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda yaşam malzemeleri ve örgütsel doküman ele geçirildi. Ayrıca etkisiz hale getirilen 5 örgüt mensubunun sığınakta çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğraflarda teröristlerden 3'ünün etek giyip şal takarak diğer teröristlere tiyatro gösterisi sunduğu anlaşıldı. Erzurum'da terör yandaşlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçleri terör örgütü mensuplarına geçit vermedi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma komutanına bağlı ekipler tarafından terör örgütü PKK-KCK yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada terör örgütüne yardım, yataklık ve örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla belirlenen 7 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Fethullahçı terör örgütü Yunanistan'a kaçan veya kaçmaya çalışan üyelerine mesajla davranış talimatı gönderdiği ortaya çıktı. Talimatı okuyan FETÖ üyelerinden mesajları silmeleri istendiği de belirlendi. FETÖ üyelerine imaj talimatı da gönderdi. Bir süre önce İpsala sınır kapısından yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Sevim D ve Doktor Eşi Erol D'nin cep telefonları incelemeye alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı Baylo kullandığı tespit edilen şüphelerin cep telefonlarındaki araştırma tamamlandı. Sevim D'nin telefonunda yapılan incelemede FETÖ'nün Yunanistan'a kaçan veya kaçmaya çalışan üyelerine bazı talimatlar verdiği tespit edildi. Bir yöneticiden gelen talimatta Yunanistan'a kaçan terör örgütü üyelerinden çok dikkatli olmaları isteniyor. Gönderilen mesajda iyi giyinin, sakal tıraş olun, mülteci görüntüsünden kaçının, peruklu veya başı açık Yunanistan'da dolaşın ya da fazla dışarı çıkmayın, mümkünse Atina'ya geçin, Selanik küçük bir havalimanı talimatı yer aldı. Talimatı okuyan FETÖ üyelerinden mesajları silmeleri istendiği de belirtildi. Türkiye dev projelerle istihdam sağlamaya devam ediyor değerli izleyenler. Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla imza töreni düzenlenen İzmir Teknoloji Üssü'nün 40 bin gence iş imkanı sağlaması bekleniyor. İzmir Teknoloji Üssü 40 bin gence iş imkanı sağlayacak. İzmir Teknoloji Üssü lansmanı imza töreni Başbakan Binali Yıldırım ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün katılımıyla yapıldı. Yıldırım, 10 yıllık bir zaman dilimi içerisinde toplam 800 şirkete çıkmasını hedeflediklerini söyledi. Başbakan Yıldırım uzun vadede doğrudan ve dolaylı katkılarıyla birlikte 40 bin civarında gence araştırmacı ve iş aş imkanı sağlayacağını dile getirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu vergi yapılandırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sarıeroğlu 2 Haziran'da başlayan vergi yapılandırmasına yönelik düzenlemeye 99.124 kişinin başvurduğunu bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu vergi yapılandırmasına ilişkin son durumu paylaştı. İş Konfederasyonu Kadın Komitesi'nde. Sarıeroğlu vergilerin yeniden yapılandırılması için 99.124 kişinin başvurduğunu söyledi. Emeklilere ikramiye ödemeleri hakkında da konuşan Sarıeroğlu, 12,4 milyon emekli ve hak sahibine yaklaşık 11 milyarlık ödeme gerçekleştirildiğini belirtti. Yeni dönemde kamuya personel alımlarına da değinen Sarıeroğlu, bundan sonra alımların kadrolu şekilde olacağını ve İşkur üzerinden yapılacağını bildirdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ramazan Bayramı süresince Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollar ve köprülerin ücretsiz olacağını açıkladı. 500 kişinin... Ramazan Bayramı yaklaşırken vatandaşlara bir müjde de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'dan geldi. Arslan, Ramazan Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollar ve köprülerin ücretsiz olacağını açıkladı. Bayram tatili nedeniyle milyonlarca vatandaşın yola çıkacağını vurgulayan Arslan, yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle kara, deniz, hava ve demir yollarında tüm önlemleri aldıklarını kaydetti. Yola çıkacak vatandaşları uyaran Arslan, trafikte dikkatli olmalarını istedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tekne orucu tutan Bursalı çocuklar için iftar programı düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın da katıldığı programda oruçlarını hep birlikte açan çocuklar keyifli anlar yaşadı. Anadolu'nun unutulmayı yüz tutmuş eski ve köklü geleneği olan tekne orucu Bursa'da çocuklar tarafından her Ramazan heyecanla karşılanıyor. Tekne orucuna bu yılda Bursalı minikler büyük ilgi gösterdi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara Ramazan ayını anlatmak ve orucu alıştırmak hedefiyle Merinos Gölpark tesislerinde hazırlanan teknoloji iftar programında minikler doyasıya eğlendi. Karagöz ve Hacivat gölge oyununu büyük keyifle izleyen minikler daha sonra oyuncu anne Merve'nin verdiği dini ve faydalı bilgilere dikkatle dinledi. Öğle ezan vaktinin girmesiyle birlikte masalara oturan çocuklar dualar ederek oruçlarını açtı. Programın sonunda tüm çocuklara mangala hediye edildi. Orucun dinimizin en önemli hasletlerinden birisi olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, ailelerden oruç tutarak çocuklarına örnek olmalarını ve teşvik etmelerini istedi. Bakarsan bağ olur, bakmasan dağ olur diye bir atasözü var. Allah aşkına şu çocukları internetler, televizyonlar büyütmesin, sokaklar büyütmesin. Bu çocukları gerçekten biz büyütelim. Çocuğa neyi örnek gösterseniz, çocuk öyle büyür gider. Çocuğu neden mahrum bırakırsınız da, ileride de bunun cezasını ziyadesiyle görürsünüz. Benim hep söylediğim bir şey var. Sigara içen bir babanın, bana göre çocuğunu sigara içme demeye hakkı yok. İçmediğim için rahatım yani. Oruç tutmayan bir anne ve babanın da bu manada yanlış anlaşılmasın, çocuğuna bu manada örnek olmak gibi bir durum yok. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Osman Gazi ilçesi Demirtaş mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada meşalelerle karşılanan Büyükataman'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Osman Gazi ilçesi Demirtaş mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Büyükataman meşalelerle karşılanırken vatandaşlar Büyükataman'a büyük ilgi ve alaka gösterdi. Seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlara hitap eden Büyükataman, 24 Haziran'da yeni bir sistemin hayata geçirileceğini söyledi. Yeni bir sistemi bütün kurum ve kurallarıyla Allah nasip ederse 24 Haziran'da hayata geçireceğiz. Bu seçimler hakikaten ülkenin içinde bulunduğu şartlar, gelişmeler, bölgemizde yaşanan olağanüstü sıcak hadiseler dikkate alındığında Türkiye adına hayati bir seçim haline alır. Büyükataman, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin geleceği açısından son derece önemli olduğunu dile getirdi. Bu seçimlerde Türkiye ya huzuru, ya güveni, ya siyasi istikrarı muhafaza ve devam ettirmek noktasında bir irade ortaya koyacak. Ya da Allah korusun elini açmış, avucunu ovuşturan Türkiye'de kaostan, kargaşadan, krizden nemalanan çevrelere yol verir. Biz Necip milletimizin sağduyusuna, ferasetin hep güvenmek. Yürekten inanıyorum ki 24 Haziran'da da Türkiye'yi ayağa kaldıracak. Bursa'da iki gündür kayıp olan veteriner hekim ölü bulundu. Veterinerin ayaklarının dibinde bulunan pompalı tüfek polis tarafından incelemeye alındı. Bursa'da iki gündür kayıp veteriner kamyonetin içerisinde başından vurulmuş halde bulundu. Olay Nilüfer ilçesi Kayapa mahallesinde boş bir arazide meydana geldi. Polis ekipleri veteriner İsmail Erman Kaya isimli şahsın kaybolduğuna dair ihbar aldı. Daha sonra bir çoban tarafından bir araç içerisinde ceset ihbarı alan ekipler araç plakasıyla karşılaştırma yaptıklarında şahsın kaybolan İsmail Erman Kaya olduğunu tespit etti. Kafatası parçalanmış şekilde bulunan Kaya'nın önünde de bir pompalı tüfek bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaya'dan geriye tedavi ettiği hayvanlarla çekilmiş fotoğrafları kaldı. Bursa'da bir hurdalıkta çıkan yangın paniğe neden oldu. Bölgede yaşayan vatandaşlar hurdalığın plastik malzemelerin içindeki demirleri için yakıldığını iddia etti. Bilerek yakıldığı iddia edilen hurdalık tehlike saçtı. Bursa Küçükbalıklı Mahallesi Ordulu Sokak'ta TA'ya ait hurdalıkta yangın çıktı. Yoğun ve siyah dumanlar bir anda etrafı kapladı. Kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.
İtfaiyecilerin dumanların arasında büyük çaba sarf ettiği gözlemlendi. Çevredeki vatandaşlar Surdalık'ta daha önce de çok sayıda yangın çıktığını, plastiklerin içindeki demiri elde etmek için bilerek yakıldığını iddia etti. Polis ve zabıta olayla ilgili işlem yaparken yerin ruhsatsız olduğu öğrenildi. Bazı vatandaşlar ise canlarını içe sayarak yangını cep telefonuyla kaydetmeye çalıştı. İstanbul Kadıköy'de Kadir Gecesi'nde yaşanan hırsızlık bu kadarına da pes dedirtti değerli izleyenler. Dolapları karıştırırken bulduğu bir Kur'an-ı Kerim'i öperek başına koyan zanlı ardından hırsızlığa devam etti. Kadir Gecesi'nde önce Kur'an-ı Kerim'i öptüler, sonra soygun yaptılar. İstanbul Kadıköy'de Mustafa Şahin isimli bir iş adamına ait inşaat ve gayrimenkul şirketine Kadir Gecesi'nde hırsız girdi. Bir ay önce de Ümraniye'de iş yeri soyulan Mustafa Şahin sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde ikinci bir şok yaşadı. Yaşanan hırsızlık olayı polis tarafından incelenirken olayın 3 kişi tarafından gerçekleştirildiği güvenlik kameralarından tespit edildi. Görüntülerde elektronik kepenge elleriyle zorlayarak açan hırsızlar hızla ofise giriyor. İlkilen hırsız ilk etapta masanın üzerinde bulunan bir cep telefonunu cebine koyuyor. Daha sonra ofisin arkasındaki Mustafa Şahin'in odasına geçen hırsızlar odayı karıştırmaya başlıyor. Masanın çekmecelerini karıştıran zanlılardan bir tanesi çelik kasanın yanında bulunan dolapta bir Kur'an-ı Kerim görüyor. Kur'an-ı Kerim alarak öpen ve alnına koyan zanlı ardından hırsızlığa devam ediyor. Zanlılar daha sonra buldukları anahtarla çelik kasayı açıyor ve çek senet gibi değerli evrakları alarak dışarı çıkıyor. Denizli'de bir inşaat firmasının temel kazma işlemi sırasında Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen, içinde 3 yetişkinin bulunduğu düşünülen mezar bulundu. Arkeologlar çıkan kemikleri müze müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Denizli'de iş yeri temel inşaat kazısında Bizans dönemine ait mezar bulundu. Pamukkale ilçesi Kervansaray mahallesinde faaliyet yürüten bir inşaat firması, iş yeri inşaatı temel kazma işlemi sırasında kemiklere rastladı. Çalışmalarını durduran ekipler polise ihbarda bulunarak durumu bildirdi. Polis ekipleri de olayı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı müze müdürlüğü ekiplerine bildirerek yardım istedi. İnşaat alanına gelen müze müdürlüğü yetkilileri inşaat alanında incelemelerde bulundu. Mezarın bulunduğu tünele gelen arkeologlar kemikleri özenle çıkararak müze müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Parçalanan kemiklerin inşaat alanında bırakılmaması için mezarın bulunduğu alandaki toprak erekle elenerek kemiklerin topraktan ayrıştırılması yapıldı. Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan bir caminin minaresine yıldırım düştü. Yıldırım sonucu çıkan yangında cami büyük oranda hasar görürken olayın namaz vaktinde yaşanmaması olası bir faciayı önledi. Aydın'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış esnasında birçok yere yıldırım düşerken, yıldırımlardan biri de Efeler ilçesinde bulunan bir caminin minaresine isabet etti. Büyük bir gürültüyle minareye düşen yıldırım sonrası cami aniden yanmaya başladı. Yangına ilk müdahaleyi çevrede bulunan köylüler yaptı. İtfaiye ekiplerinin de sonradan dahil olduğu söndürme çalışmaları sonrası yangın kontrol altına alınabildi. Olayın namaz vaktinde yaşanmaması sevindirdi. Yangın nedeniyle minarede ve caminin bir kısmında hasar oluşurken caminin elektrik ve ses sistemlerinin tamamen yandığı belirtildi. Emeklilerin Temmuz zammı netleşiyor. Tüketici fiyat endeksi tahminine göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin zammı %7.27, memur emeklilerin ise %6.77 olacak. Ramazan bayramına 1000 liralık ikramiyeleri ve maaşları cebinde girecek olan emekliler Temmuz zammını merakla bekliyor. Tahminlere göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz zammı %7,27 olacak.
Memur emeklileri ise Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon %4'ü aşarsa fark alacak. Kesin oranlar 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle ortaya çıkacak. Emekliler ise ay içerisinde zamlarına kavuşacak. Yükseköğretim Kurulu yılda 2 kez yapılan ALES sınavının bu yıl 3 kez yapılmasına karar verdi. Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi sınav takviminde yeni ALES'in tarihini 30 Eylül 2018 olarak belirledi. Yılda 2 kez yapılan akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı bu yıl 3 kez yapılacak. Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre takvime yine eklenen ALES 2 sınavı 30 Eylül 2018, ALES 3 sınavı ise daha önceden takvimde ilan edildiği gibi 18 Kasım 2018 tarihinde yapılacak. Böylece lisansüstü programlara başvuracak olan akademisyen adaylarının Kasım ayında yapılacak olan ALES sınavını beklemeden daha erken bir tarihte sınava girerek ALES puanı edinmesinin yolu açıldı. Akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı ilkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda 2 defa yapılıyordu. Alman hükümeti Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimindeki rolünü ilk kez net ifadelerle kabul etti. Almanya Dışişleri Bakanlığı FETÖ üyelerinin darbe girişimine katılmış olduklarını açıkladı. Alman hükümeti FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimindeki rolünü ilk kez net ifadelerle kabul etti. Almanya Dışişleri Bakanlığı elimizdeki tüm bilgiler ışığında Gülen Hareketi üyelerinin Türkiye'deki darbe girişimine katılmış olduklarını dışlayamayız açıklamasını yaptı. Alman İstihbarat Teşkilatı Başkanı Bruno Kahl darbe girişiminin ardında FETÖ'nün bulunduğuna henüz ikna olmadıklarını söylemiş. Açıklama Türkiye'nin sert tepkisine yol açmıştı. Der Spiegel dergisi bu haftaki sayısında Alman hükümetinin artık FETÖ'ye bakışını gözden geçirmekte olduğunu yazmış. Türkiye'nin FETÖ konusundaki uyarılarının ciddiye alındığını vurgulamıştı. YPG PKK'ya bir destek de İtalya'dan geldi. İtalya, YPG PKK'ya destek olmak için Suriye'nin Irak sınırındaki Deir ez-Zor'a asker gönderdi. Avrupa ülkeleri PKK'nın Suriye kolu YPG'ye destek vermeyi sürdürüyor. Terör örgütü DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyon bünyesine dahil olan az sayıdaki İtalyan askeri önce Aseke'ye ardından Deir ez-Zor'a geçti. Askerler Deir ez-Zor'un Ömer Petrol sahasındaki ABD üssüne yerleşti. Tam sayıları bilinmeyen İtalyan güçleri DAEŞ'e karşı operasyonlarında ABD ve Fransa askerlerine destek veriyor. İtalyan askerlerinin şimdilik çatışmalara doğrudan katılmayacağı öğrenildi. Savaşın çocukları onlar. Minik gözleri hiçbir şey anlamasa da öldürülüyor, katlediliyorlar Suriye'de. İdlib gerginliği azaltma bölgesi içindeki sivil yerleşimlere geçen perşembe gününden bu yana düzenlenen saldırılarda en az 13 çocuk hayatını kaybetti. İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki savaşın bilançosu gittikçe ağırlaşıyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Gerd Kapeller yaptığı yazılı açıklamada İdlib'in kuzeyindeki Zerdene köyüne düzenlenen saldırıda 9 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti. İdlib'in ülkenin birçok bölgesinden yerinden edilmiş yaklaşık 1 milyon çocuğa ev sahipliği yaptığını anımsatan Kapeller, ailelerin gidecek başka bir yer bulamadığı için mecburen toplu barınaklara ve okullara sığınmak zorunda kaldığını vurguladı. Kapeller, İdlib'in kuşatma altındaki Fuayle Kefre bölgelerinde kendilerine gelen bilgilere göre 4 çocuğun öldüğünü aktardı. Son 4 günde İdlib'de en az 13 çocuğun hayatını kaybettiğini aktaran Kapeller, "Tüm bunlar Suriye'de çocuklar üzerindeki savaşın sona ermeye çok uzak olduğunu bize hatırlatan çok üzücü işaretler" değerlendirmesinde bulundu. Kapeller ayrıca Suriye İç Savaşı'nın başladığı 2011'den bu yana yaklaşık 6 milyon çocuğun yerinden edildiğini kaydetti. Öte yandan son 4 günde İdlib'de sivil yerleşimlere yönelik hava saldırılarında en az 63 sivil yaşamını yitirdi, 100'den fazla sivil yaralandı. Yemen'de çatışmalar iyice alevlendi. Ülkede ordu birlikleriyle Husiler arasında çıkan çatışmalarda 50 Husi militanı öldü. Yemen'de sular durulmuyor. Yemen ordusunun ülkenin batısındaki Hudeyde ilindeki El Cah bölgesini ele geçirdiği belirtilirken,
Husilerle askerler arasında meydana gelen çatışmalarda 50 Husi militanı da öldürüldü. Umalika Tugaylarıyla Husiler arasındaki çatışmaların yanı sıra Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bölgeye düzenlediği hava saldırılarında 50 militanın öldüğü aktarıldı. Çatışmaların ardından hurma ağaçlarının yaygın olduğu bölgede yapılan arama tarama çalışmalarında Husilere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Öte yandan ülkenin güneydoğusundaki Şebve ilinde askeri aracı hedef alan pusuda 2 askerin yaşamını yitirdiği, 5'inin yaralandığı belirtildi. Yakın tarihin en çok beklenen, en sıra dışı olarak görülen zirvesi gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un yaklaşık 40 dakika baş başa görüştü. ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un zirvesi gerçekleşti. Liderler görüşme öncesi basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Trump, başarılı bir görüşme olacak, büyük bir şeref duyuyorum, harika bir ilişkimiz olacağından hiç şüphem yok dedi. Kim Jong-un da burada olmak çok güzel, geçmişteki ön yargılarımız ve düşüncelerimiz bizim önümüzde hep engeldi. Bu engelleri aştık ve bugün buradayız dedi. İki lider açıklamadan sonra baş başa bir görüşme yaptı. Trump ve Kim'in dışında sadece tercümanların katıldığı görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Zirvenin ardından imzalanan ortak açıklamada Kore Yarımadası'nda 10 yıllardır süren gerilimi dindirmeyi amaçlayan çok sayıda madde yer aldı. Orta Doğu'nun kapısı konumundaki Doğu Akdeniz enerji kaynaklarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi bölgede tansiyonu yükselten hamleleriyle tepki çekiyor. Doğu Akdeniz tarihten günümüze pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Bu coğrafyada yaşanan olaylar tarihin seyrini derinden etkiledi. Orta Doğu'nun kapısı konumundaki bölge verimli topraklar ve enerji kaynaklarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Enerji geçiş güzergahı nedeniyle stratejik bir öneme sahip olan Doğu Akdeniz'de yaklaşık olarak toplam değeri 1,5 trilyon dolar olan 30 milyar varil petrole eşdeğer hidrokarbon yatakları bulunduğu değerlendirilmekte. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon rezervinin Türkiye'nin yaklaşık 572 yıllık, Avrupa'nın ise 30 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olduğu anlaşılmakta. Arama çalışmalarının halen birçok bölgede devam ettiği ve olası yeni sahaların keşfiyle ilan edilmiş bu rezervlerin daha da artacağı düşünüldüğünde, enerji bağlamında Doğu Akdeniz'in önemi bir kat daha artmaktadır. Doğu Akdeniz'in en büyük adalarından biri olan Kıbrıs bu anlamda kritik bir öneme sahip. Adada 1930'larda başlayan istikrarsız dönem, Türkiye'nin 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlatmasına kadar devam etti. Harekat sonrası ikiye bölünen adada, donmuş bir siyasal problem devam ediyor. Petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynaklarının keşfinden sonra bölgede hareketlilik yeniden başladı. Güney Kıbrıs yönetimi gayrimeşru hamlelerine devam etse de Türkiye'nin kararlılığı sonucu bölgede Kuzey Kıbrıs halkları güven altında tutulmaya devam ediyor. Adada siyasi çözüme yanaşmayan Kıbrıs Rum yönetimi bölgede tansiyonu artıran hamlelerde bulunuyor. Güney Kıbrıs, uluslararası enerji şirketleriyle ruhsatlandırma antlaşmaları yaparak Türk kıta sahanlığı ve Kıbrıs Türklerinin haklarını görmezden gelen tutum içerisinde bulundu. Adadaki doğalgaz krizi, İtalyan en şirketine ait Saipem 12 bin gemisinin Türkiye'nin münhasır bölge olarak kabul ettiği 3. parselde doğalgaz araması yapmak için bölgeye hareket etmesiyle başladı. Rum yönetimine Türkiye'den çok sert tepki geldi. Kıbrıs açıklarında faaliyet yürüten yabancı şirketlere Rum tarafına güvenerek hadlerini ve güçlerini aşan işlere alet olmamalarını tavsiye ediyoruz. Bunların efelikleri bizim ordumuzu, gemilerimizi, uçaklarımızı görene kadardır. Bu işin öyle gözlerden uzak kaya parçalarında gizlice fotoğraflar çektirmekle hiçbir geçerliliği olmayan anlaşmalarla bölgeye sondaj gemileri getirmek de olmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Türkiye Rumlara bölgede doğalgaz arama yapmalarına dair ihtar gönderdi ancak en nihayet Saipem 12 bin gemisi rotasını değiştirmedi. Bunun üzerine Türkiye de bölgede askeri tatbikat başlattı. Saipem 12 bin gemisi 3. parsele yaklaştığı sırada karşısında Türk savaş gemilerini buldu. Türk savaş gemilerinin Saipem 12 bini bölgeye sokmama kararlılığı karşısında
En nihayet gemi geri çekilmek zorunda kaldı. İtalya hükümeti de konuya müdahil oldu. Yapılan diplomatik görüşmeler sonunda geminin 3. bölgeye uzak bir yerde konumlanması sağlandı. Kıbrıs Rum kesiminin Doğu Akdeniz'deki tek taraflı doğalgaz arama faaliyetlerine Birleşmiş Milletler'den tepki geldi. Birleşmiş Milletler, bunların tutumundan üzüntü duyulduğunu bildirdi. Açıklamada, bölgede kaynaklardan iki toplumun da yarar sağlaması gerektiği vurgulandı. Dikkatsizlik ve hatalı sollama her geçen gün can almaya devam ediyor. Şimdi de araç içi kameralarına yansıyan akıl almaz trafik kazalarını ekranlarınıza getiriyoruz. Bu haberle Sabahın Demi programımızın ilk bölümünün sonuna geldik değerli izleyenler. Şimdi kısa bir ara verelim. Ardından gazetelerin ilk sayfa haberleriyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sabahın Demi kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyenler. İkinci bölümümüzde gazetelerin ilk sayfa haberlerini aktaracağız sizlere. Ama önce Bursa'daki hava ve yol durumuna bir göz atalım. Tekrar birlikte olacağız. Bursa'da hava sıcaklıkları: Merkez 26, Büyük Orhan 20, Gemlik 24, Gürsu 23, Harmancık 21, İnegöl 21, İznik 23 derece. Karacabey 26, Keles 20, Mustafa Kemal Paşa 26, Mudanya 23, Orhan Gazi 22 ve Yenişehir 21 derece olacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi yol durumunu sunar. Karayollar 14. Bölge Müdürlüğü'nce Bursa Çevre Otoyolu'nun 4-5 kilometreler arasında Turanköy Kavşağı kesimi heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa istikamet trafiği kapatılacak olup trafik akışı diğer taşıma kolundan iki yönlü olarak sağlanacaktır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Bursa Uludağ yolunun 13-16. Kilometreler arasında devam eden üst yapı çalışmaları sebebiyle belirli noktalarda şerit taratması yapılmıştır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Bursa Gemlik ayrımı serbest bölge yolunun 0 ila 2. kilometreler arasında yol genişletme ve üst yapı çalışmaları yapılmaktadır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce otoyol Bursa Ankara yolunun 49-53. Kilometreler arasında devam eden köprü çalışmaları bünyesinde Mesudiye alt geçit çalışmalarına başlanılmış olup yolun 25-26. Kilometreler arasında trafik akışı
bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Bursa-Yalova yolunun 32-34. Kilometreler arasında Dürdane Köy yolu ayrımı köprülü kavşağı yapım işine başlanılmış olup, kavşak orta ayak imalatı sebebiyle her iki yönde orta refüj kenarında birer şerit kapatılmıştır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Bursa-Yalova yolu Pınar Köprülü kavşak çalışması nedeniyle 3. Pınar Caddesi'nin Yalova yoluna çıkış kesimi araç trafiğine kapatılacak olup, trafik akışı alternatif güzergahtan sağlanmaktadır. Devlet Demir Yolları'nın Bandırma-Bursa-Ayazma-Osmaneli hızlı tren projesi kapsamında Mudanya Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir numaralı viyadük çalışması nedeniyle trafik akışı servis yollarından sağlanmaktadır. Kent Meydanı terminal arasında sürdürülen D2 hafif raylı sistem hat çalışması nedeniyle İstanbul yolu üzerinde şerit daraltma yapılmaktadır. Yıldırım ilçesi Kurtoğlu ve Yeşil Mahallesi'nde Yeşil Caddesi cephe sağlıklaştırma uygulama yapım iş kapsamında şerit daraltma uygulanmaktadır. Osman Gazi ilçesi Tahtakale Mahallesi Hacı Seyfettin Camii'nin restorasyon işi kapsamında Veziri Caddesi trafiğe kapatılacaktır. Sürücülerimizin kent içi hız limitlerine uymaları ve kontrollü seyretmeleri, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olunması, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, bilgi levhalarıyla gösterilmiş alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi yol durumunu sundu. Bütünleşik bilet sistemine dahil tüm araçlarda akıllı Bursa kartla binişlerde 90 dakika içinde 3 aktarmaya kadar yapılan aktarmalarda tam için 1.25 TL, indirimli için 0.85 TL aktarma indirimi uygulanmaktadır. Akıllı Bursa kartta Bursaray'da 1 ila 5 istasyona kadar binişlerde ücret iade validatörlerinden tam için 0.30 TL, İndirimli için 0.20 TL, 6 ila 17 istasyona kadar binişlerde tam ve indirimli için 0.10 TL iade edilmektedir. Bursa Deniz Otobüsleri ve BBB bas sefer saatleri için detaylı bilgi www.burulaş.com.tr. BB Bas, Burulaş, Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında otoyoldan ekspres otobüs seferlerimiz tüm hızıyla devam etmektedir. Detaylı bilgi için bas.burulas.com.tr ve Burulas Çağrı Merkezi 0850 850 9916'yı arayabilirsiniz. Burulas'ın CN Sky'la Bursa Deniz Otobüslerinden bileti satın alırken %10 mil para kazanabilir, kazanılan mil paralarla bilet alıp ayrıcalıklı yolculuğun keyfini yaşayabilirsiniz. Bursa kart özelliğine de sahip olan CN Sky kartınıza bedel yükleyerek şehir içi toplu taşımada da kullanabilirsiniz. Evet değerli izleyenler, Sabah Andemi kaldığı yerden devam ediyor. Bursa'daki hava ve yol durumuna göz attık. Şimdi de gazetelerin ilk sayfa haberlerini aktaracağız sizlere. Ama önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın bugünkü programlarına bir göz atalım. Bugün 13 Haziran 2018 Çarşamba değerli izleyenler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gece saat 2 sularında Ankara muhtarlarıyla sahur programında bir araya geldi. Ve bugün saat 13.30 itibariyle Trabzon mitingine katılıyor. Ardından saat 15'te Ovid Tüneli açılış törenine katılacak. Saat 17 itibariyle Rize mitingi var ve saat 20'de Rize İl Başkanlığı tarafından organize edilen iftar programına katılıyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın programı da yine oldukça yoğun değerli izleyenler. Saat 13 itibariyle Bayburt mitingi var Başbakan Binali Yıldırım'ın. Ardından saat 14'te
Bayburt Valiliği ziyaretiyle devam ediyor programı. Saat 15 itibariyle Atatürk Caddesi'nde Gümüşhane'de olacak ve Gümüşhane Valiliğini ziyaretiyle saat 16'da devam edecek programı. Saat 18 itibariyle Erzincan mitingine katılıyor Başbakan Binali Yıldırım ve son olarak saat 19.58'de vatandaşlarla iftar programında buluşacak Erzincan'da değerli izleyenler. Liderlerimizin programları böyleydi. Şimdi gazetelerin ilk sayfa haberleriyle devam ediyoruz. İlk gazetemiz Sabah gazetesi değerli izleyenler ve manşetinde bugün enerjinin kalbi Türkiye'de atıyor başlığını kullanmış Sabah gazetesi. Şöyle diyor, Azeri gazını Avrupa'ya ulaştıracak olan ve enerjinin ipek yolu denilen TANAP törenle hizmete girdi. Sıra Türk akımında deniyor. Ayrıntılara geçelim. Türkiye'yi Asya ile Avrupa'nın enerji koridoru haline getirecek dev bir proje daha hayata geçti. TANAP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Azerbaycan, Ukrayna, Sırbistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liderlerinin katıldığı görkemli törenle açıldı. Erdoğan açılışta şunları söyledi. Bölgelerimiz için tarihi bir gün yaşıyoruz. Ülkemiz bölgesel enerji hatlarının merkezi olmaya bir adım daha yaklaştı. TANAP'la Hazar gazı ilk kez Avrupa'ya ulaşmış oluyor. Bu proje ülkemizin bir istikrar adası olduğunu da gösterdi. Avrupa'da ise son yıllarda artan ırkçı ve yabancı düşmanı akımlar siyaseti zehirliyor. Avrupa'daki toy siyasetçiler tarihten ders alsınlar, Avusturya aklı selime dönmeli şeklinde açıklamalarda bulundu değerli izleyenler. Devam ediyoruz. CHP'nin mitingine katılanların tamamı HDP'li diyor Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Mitinginde dün itibariyle Eskişehir mitingini gerçekleştirdi Cumhurbaşkanımız. Ayrıntılara geçelim. Erdoğan Eskişehir mitinginde konuştu Muharrem İnce için. Diyarbakır'da miting yaptı. İstihbarattan aldığım bilgiye göre bu mitinge katılanların neredeyse tamamı HDP'li. Bunların işi geyik muhabbeti. Bizim 148 projemizden sadece biri olan kıraathanelerin içindeki keke takmışlar. Asıl kek bunlar şeklinde konuştu değerli izleyenler. Görüntülerimizde mevcut Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir mitingine gidiyoruz şimdi. Devam eden projelerimizi ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan partisinin Eskişehir mitinginde halka hitap etti. Oluyoruz. Bununla yetinmiyoruz. CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Erdoğan İnce'yi sert sözlerle eleştirdi. Şimdi ben buradan Bay Muharrem'e bir takım sorular sorayım. Asıl onların cevaplarını versin ki milletimiz kalibresini öğrensin. Mesela bu zat Türkiye'nin terörle mücadelesi konusunda acaba ne düşünüyor? Düşünün. Terörist başını Edirne cezaevinde ziyaret eden bir kişiden ne bekleyebilirsiniz? Afrin operasyonunu yapan komutan için ne diyor? Geldiğimin günün ertesinde apoletlerini sökeceğim diyor. Ya sana benim milletim zaten icazet vermeyecek. Neyi söküyorsun? Bay Kemal'in teröristlerle ilgili bir açıklamasını duydunuz mu? Bay Muharrem'in teröristlerle ilgili bir açıklamasını duydunuz mu? İşte Diyarbakır'da dün miting yaptı. İstihbarattan aldığım bilgi ne biliyor musunuz? Bu mitinge katılanların neredeyse tamamına yakını HDP'li. Ya yok, yok. Bay Kemal de Hakkari'ye gitmişti. Bir tane Türk bayrağı yoktu. Ama şimdi ders almışlar. Fakat arada da yine ön taraflarda yabancı bayraklar var. Erdoğan İnce'nin seçimi kaybetmesi durumunda istifa etmesini söyledi. Genel Başkanı Türkiye genelinde bütün seçimleri kaybetmiş. Bu da CHP içindeki seçimlerde kaybetmiş. CHP'nin başındaki zata her seçimde yaptığım teklifi şimdi bu defa Muharrem İnce'ye yapıyorum. Seçimlerden birinci çıkamazsak siyaseti bırakacağım diyebiliyor musun?
Madem iddialısın, sen de aynı sözü ver. Ver de Bay Kemal rahatlasın ya. Öyle mi? Yapamazlar. Söz verseler de yapamazlar. Çünkü bunlar iftiradan, yalancılıktan, çarpıtmadan başka bir şey bilmez. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Eskişehir mitingindeki açıklamaları bu yöndeydi. CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye bu sözlerle yüklendi ve Başbakan Binali Yıldırım'a geçiyoruz. Sabah gazetesinde "Millet sizinle mi uğraşacak?" başlığı kullanılmış. Başbakan Yıldırım Çankırı ve Kırıkkale mitinglerinde konuştu deniyor. Birisi İnce için "FETÖ'yü doğru dürüst istemediler" diyor. Genel başkanları ise "istemişler" diyor. "Millet sizinle mi uğraşacak?" diye sordu şeklinde bu haberi de yer vermiş. Şimdi Başbakan Binali Yıldırım'ın Çankırı mitinginden görüntüleri aktarıyoruz. Başbakan Binali Yıldırım seçim çalışmalarını Çankırı'da sürdürdü. Yıldırım, FETÖ'nün iade dosyalarına ilişkin açıklamalar üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'yi eleştirdi. Bu CHP'nin eskiden bir genel başkanı konuşurdu. Şimdi iki tane genel başkanı var. Ayrı tellerden aynı türküyü söylüyorlar. Şunu yaptırmayacağız, bunu kapatacağız, ötekini satacağız. Birisi diyor ki FETÖ'yü Amerika'dan doğru dürüst istemediler. Genel başkanlar da diyor ki danım istemişler. Ya kardeşim, millet sizinle mi uğraşacak? Bu milletin yüzünü güldürecek, ülkeyi ileriye taşıyacak hiçbir fikriniz, hiçbir projeniz yok mu? Başbakan Türkiye üzerinde emperyal güçlerin oyunları olduğunu söyledi. Gün ülkeye sahip çıkma günüdür. Bakın, ülkemiz üzerinde emperyal güçlerin büyük oyunları var. Ülkemizin güneyinde bir terör devleti kurdurmak istiyorlar. Kürtlerin, Kürt vatandaşlarımızın kanıyla, canıyla orada bir yapay terör devleti kurmaya çalışıyorlar. Evet, Başbakan Binali Yıldırım'ın Çankırı mitingindeki açıklamaları da böyleydi değerli izleyenler. Sabah gazetesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muharrem İnce yalanı Bay Kemal'den döndü başlığı var. Muharrem İnce'nin Gülen'in iade başvurusu usulüne uygun yapılmadı iddiasını Kılıçdaroğlu yalanladı deniyor. CHP lideri bu dosyalara göre ABD Gülen'i iade etmeli dedi. Bekir Bozdağ da İnce özür dilemeli diye konuştu denmiş değerli izleyenler. Ve ardından diğer haberlerle devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın fotoğrafı yer alıyor. İftarda buluşup kadını konuştular başlığıyla. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan iftar davetinde Türkiye'nin önde gelen kadınlarını ağırladı. Geceye katılan Hülya Koçyiğit, hanımefendi kadınların üst kademelere çıkmasından duyduğu gururu anlattı deniyor değerli izleyenler. Ve ardından önemli bir zirve. ABD ile Kuzey Kore liderleri Trump ve Kim bir araya geldi ve bir görüşme gerçekleştirdi. Bu haberle ilgili görüntülerimiz mevcut. Önce haberimizi okuyalım. 38 dakika görüşüp nükleere son dediler şeklinde bir başlık var. ABD ile Kuzey Kore arasında tarihi zirve dün yapıldı. Trump'la Kim Jong-un Singapur'daki 38 dakikalık görüşmesinden Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması kararı çıktı deniyor ve haberimizi izliyoruz. ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un zirvesi gerçekleşti. Liderler görüşme öncesi basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Trump, "Başarılı bir görüşme olacak, büyük bir şeref duyuyorum, harika bir ilişkimiz olacağından hiç şüphem yok" dedi. Kim Jong-un da "Burada olmak çok güzel, geçmişteki önyargılarımız ve düşüncelerimiz bizim önümüzde hep engeldi. Bu engelleri aştık ve bugün buradayız" dedi.
İki lider açıklamadan sonra baş başa bir görüşme yaptı. Trump ve Kim'in dışında sadece tercümanların katıldığı görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Zirvenin ardından imzalanan ortak açıklamada Kore Yarımadası'nda 10 yıllardır süren gerilimi dindirmeyi amaçlayan çok sayıda madde yer aldı. Ve Türkiye gündeminden önemli bir başlık, Kandil Operasyonu. Sabah gazetesinin ilk sayfasında da yer aldı. Jetlerimiz vuruyor, Kandil sönüyor başlığı kullanıldı değerli izleyenler. TSK'nın Kandil bataklığını kurutma operasyonu sürüyor denmiş. Savaş uçaklarımız Kandil, Hakurk ve Avaşin Basyan'a bomba yağdırdı. Terör örgütüne ait 12 hedef yerle bir edildi deniyor haberde. Ve değerli izleyenler, Kandil operasyonuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin de açıklamaları vardı. Şimdi o açıklamaları izleyelim. Orada terörü tamamen ortadan kaldırana kadar kalıcı olacağız. Kalacağız. Bu bir. Yani Kuzey Irak'ta kalacağız. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli Kandil operasyonuyla ilişkin net konuştu. Güvenlik gerekçeleriyle ve hiçbir şekilde başka ülkenin toprak bütünlüğüne halel gelmeyecek şekilde ve geçici olarak, ama bu geçicilik, bütün teröristler o bölgeden temizlenene ve Türkiye için artık bir tehdit olmaktan çıkana kadar devam edecek. Yani geçici operasyonu yapıp dönmek şeklinde değil. Yani tabii bu amaç, bu hedef ne kadar sürede gerçekleştirilir onu bilemiyoruz, göreceğiz. Ama hedef gerçekleşmeden de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri oradan dönmeyecek. Bu anlamda görev bitene kadar kalıcı olacak. Canikli bölgede ilk kez üst noktaları kurulduğunu söyledi. Bu bölgede üst bölgeler oluşturulması gerekiyor böyle bir amaç için ve o üst bölgeler oluşturuldu. Bu ilk defa yapıldı. İlk defa yapıldı. Bunu ayıran, diğer harekatlardan ayıran. Evet, diğer harekatlardan yapılan şey bu. Bir de şu, o üst bölgeleri oluşturmadan daha ileri noktalara bir seferlik uzun harekatlar yapmak teknik açıdan sıkıntılı. O yüzden bir kademe olması gerekir. Yani bir konaklama, bir üst bölgesi olması tahkim gerekir. Edeydi. Dağlık arazide ciddi sızmalar olduğunu söyleyen Canikli, TSK'nın sivil hassasiyetine dikkat çekti. Sınır boyu çok dağlık ama o dağlık bölgeyi açtıktan sonra Irak topraklarında ciddi bir düz alan var. Yani güvenliğin de, güvenlik şeridinin de orada oluşturulması gerekiyor. Aksi halde, elbette, aksi halde gerçekten yani teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyoruz ama bütün bunlara rağmen o dağlık arazide teröristler yine zaman zaman sızma yapabiliyorlar ve canımızı acıtabiliyorlar. Yani hiçbir ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu konudaki hassasiyetine erişememiştir. Evet değerli izleyenler, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin açıklamaları bu yöndeydi. Kandil operasyonuyla ilgili konuştu dedik. Ve Sabah gazetesine devam ediyoruz. Bugün Mehmet Barlas ve Yavuz Donat'ın kaleme aldığı köşe yazıları da yer almış ilk sayfada. Mehmet Barlas, özlemimiz başlığını kullanmış. Nefretin değil, hizmete dönük rekabetin egemen olduğu bir ortamda siyasi yarışın yapılmasını özlemekteyiz diyor. Ve Yavuz Donat 50-50 başlığını kullanmış. Trabzonlu için seçim mi daha öncelikli konu, Trabzonspor mu? Kimi 50-50 diyor, %50-50 şeklinde köşe yazıları iç sayfalarda devam ediyor değerli izleyenler. Sabah gazetesine devam ediyoruz. Sür manşetine geçelim. Spor haberiyle devam ediyoruz. Almanya yorgun, Fransa favori başlığı var. 2018 Dünya Kupası ile ilgili. Kupa yarın Rusya'da başlıyor. Sabah yazarları dev turnuvayı masaya yatırdı. Ortak fikir, Almanya mental olarak yorgun, genç kadrosuyla Fransa favori deniyor ve spor bölümünde devam ediyor bu haberin ayrıntıları değerli izleyenler. Ve bir diğer haber, şehit babasından Türkiye'ye mesaj. Tolgalar gelir ama Erdoğan gibisi 40 yılda bir gelir başlığıyla yer almış değerli izleyenler. Ayrıntılara geçelim. 15 Temmuz şehidi Tolga Ecebalı'nın odasını müzeye çeviren baba Tarkan Ecebalı'nın bu vatana Tolgalar feda olsun. Tolgalar gelir gider ama Tayyip Erdoğanlar 40 yılda bir gelir. O kadar mücadeleye rağmen Erdoğan sayesinde güçleniyoruz. Türkiye'nin geleceğine ve kastedenlere cevabımızı seçimde vereceğiz şeklinde açıklamalarda bulundu
o anne, baba, şehit annesi ve babası. Evet, Sabah gazetesinin burada sonuna geldik. Hürriyet gazetesiyle devam edelim değerli izleyenler. Hürriyet gazetesi de bugün yine TANAP'la ilgili haberi manşetine taşımış. Enerjinin İpek Yolu başlığı kullanılmış. Azeri doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı TANAP, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 4 ülke Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla dün açıldı deniyor. Enerjide asrın projesi alt başlığı var. Hazar Denizi ve güneyindeki sahalarda üretilen Azeri doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak enerjide asrın projesi TANAP'ın Eskişehir'deki açılış törenine Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić, Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroshenko ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile çok sayıda seçkin konuk katıldı. Rüya dediler, yaptık alt başlığı var dedik. TANAP açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya şöyle seslendi. Güney Gaz Koridoru'nun bel kemiği olan enerjinin İpek Yolu olarak tanımladığımız TANAP, bölge ve ülkelerimiz için tarihi bir adımdır. Kimi çevreler rüya dedi, gerçekleşmesi imkansız dedi ama biz yaptık şeklinde değerlendirmelerde bulunuldu değerli izleyenler. Ve o fotoğraf karesini getirelim ekranlarınıza. TANAP'ın açılış töreninde yer alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akıncı, Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroshenko, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić ve Enerji Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın birlikte açılışı gerçekleştirdiği o anın fotoğrafı yer alıyor değerli izleyenler. Ve devam ediyoruz yine bu habere iliştirilmiş şekilde Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak zaferi şeklinde bir başlık var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 4 konuk Cumhurbaşkanı'nın Eskişehir'deki Ulusal Doğalgaz İletim Merkezi'nde birlikte temsili olarak çevirdikleri vanayla Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğalgaz akışı başladı. Törende Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de bu Türkiye ve Azerbaycan'ın zaferidir. Bugün biz 21. asrın tarihini birlikte yazıyoruz şeklinde açıklamalarda bulundu değerli izleyenler. Hürriyet gazetesinde yine TANAP'la ilgili bu habere iliştirilmiş bir diğer başlık TANAP'ın muazzam rakamları şeklinde. TANAP, Güney Kafkasya ve Trans Adriyatik boru hattının toplam yatırım bedeli yaklaşık 40 milyar dolar deniyor. 3 boru hattının Bakü'den İtalya'ya kat ettiği toplam mesafe 3500 kilometre. Yılda 16 milyar metreküp kapasiteyle çalışacak. Bu kapasite 31 milyar metreküpe kadar çıkabilecek değerli izleyenler. Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yaklaşık %12'sini karşılayacak şeklinde rakamsal açıklamalara da yer verilmiş. Siyasi haberlere geçelim. Bir alternatifte kalıcı bedelli başlığıyla yer alıyor bir diğer haber. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti iktidarı devam ederse meclisin ilk işinin bedelli askerlik düzenlemesi olacağını söyledi. Devamlı düzenleme olabilir alt başlığı var. Elitaş, Hürriyet'in sorusu üzerine CELP dönemini artıran bir teklif olabilir. Askerlik süresi de kısaltılabilir. Kimileri kısa süreli askerlik yapar, kimileri de bedelli yapabilir. Hükümetle ve Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli yapılacak bir iştir. Sürekli bedelli çıkarmak yerine devamlı bir düzenleme yapmakta fayda var şeklinde açıklamalarda bulundu. Ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin fotoğrafı yer almış bir diğer haberde AK Partililer de Diyarbakır'daydı başlığıyla yer alıyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Diyarbakır'da yaptığı mitingle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tamamına yakını HDP'li sözlerine "Diyarbakır'da benim mitingimde AK Partili kardeşlerim de vardı. Kimseyi ayırmıyorum, dışlamıyorum. Bu ülkeyi barıştıracağım." diye yanıt verdi deniyor değerli izleyenler. Evet, devam edelim. Türk Silahlı Kuvvetleri 12'den vurdu başlığı yer almış Hürriyet gazetesinde. Gece yarısı İran kuzeyinde düzenlenen hava harekatında 12 hedef isabetle vuruldu deniyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, operasyonu harekat merkezinden takip etti şeklinde değerlendirmelerde bulunulmuş.
Devam ediyoruz. O hakim derhal istifa etmeli şeklinde bir diğer başlık göze çarpıyor. Bugün Hürriyet gazetesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı da yer almış. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce hakkında yorumda bulunan Danıştay üyesi Aysel Demirel'in görevinden istifa etmesini istedi deniyor ve iç sayfalarda devam ediyor bu haberin ayrıntıları. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de bir haberi var değerli izleyenler. İşsizliği düşüreceğiz şeklinde bir başlıkla Meral Akşener'in vaadi haberleştirilmiş. İYİ Parti lideri Akşener Malatya'da 5 yıl içerisinde her yıl 50 milyar dolar yatırım yaparak fabrika açacağız şeklinde vaatte bulundu değerli izleyenler. Devam ediyoruz. Bir diğer başlık, füze adam oldu, saygıdeğer kim şeklinde bir başlık var. ABD Kuzey Kore zirvesine yönelik bir haber değerli izleyenler. ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore Başkanı Kim tarihi bir buluşma gerçekleştirdi deniyor. Savaş eşiğinden anlaşmaya alt başlığı var. Bir yıl önce nükleer savaşın eşiğine gelen iki liderin buluşması sıcak bir havada gerçekleşti. Daha önce Kim'e küçük füze adam diyen Trump, Kuzey Kore lideriyle tanışmaktan onur duyduğunu söyledi değerli izleyenler. Devam ediyoruz. Kanada peşmergeye yardımı kesti şeklinde bir haberi aktaralım. Musul'un DEAŞ'tan geri alınması amacına ulaşıldığını açıklayan Kanada, Irak'taki peşmergelere 3 yıldır yaptığı yardımı kesti. 9.5 milyon dolar tutarındaki tüm askeri yardım askıya alındı deniyor değerli izleyenler. Luzito'dan yeni skandal. 20 yıl önce Kıbrıs'ta evini kaybettiği için Türkiye'ye dava açan ve kazanan Titina Loizadu'nun gel tazminatını al çağrısına bile cevap vermediği ortaya çıktı deniyor. Ve bir diğer haber, çocuk tacizi kamerada başlığıyla yer almış. İstanbul'da 12 yaşındaki çocuğu eski komşusu taciz etti. Çocuk o anları cep telefonuyla kaydetti. Sapık aranıyor denmiş ve yine iç sayfalarda devam ediyor bu haberin de ayrıntıları. Evet, sür manşetine geçelim değerli izleyenler. Eski kocasına böbreğini verdi, kalbine girdi başlığı var. Annesinden yapılacak böbrek nakli için Antalya'ya gelen Rus Daniil Smirnova, annesinin kanser olduğunu öğrenince operasyon yapılamadı. Smirnova'nın boşandığı eşi 29 yaşındaki Okşana uçağa atlayıp Türkiye'ye geldi ve böbreğini eski eşine bağışladı deniyor ve habere iliştirilmiş durumda çift yeniden evleniyor şeklinde bir haber değerli izleyenler. Devam edelim. Troya hazineleri evinde başlığı yer almış yine. Türkiye'nin farklı müzelerinde sergilenen Troya askerleri eserleri Ağustos ayında Çanakkale'de açılacak müzeye götürülüyor. Eserler arasında Topkapı'daki el yazması İlyada ve ABD'den getirilen hazine de var denmiş. Gençlerin zeka seviyesi düşüyor alt başlığı var değerli izleyenler. Yine sür manşetinde bir diğer haber bu şekilde. Bilim insanları 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yükselen ortalama zeka seviyesinin düşmeye başladığını duyurdu. Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi dergisinde yayınlanan çalışmaya göre nesillerdir yükselen zeka seviyesindeki düşüş 1975'te doğanlarla başladı. Bundan sonraki her nesilde 7 puanlık bir düşüşle devam ediyor denmiş değerli izleyenler. Dosyasız savcılıkta dizi setinde kostüm asistanı Özge Şey'i taciz ettiği iddia edilen Talat Bulut hakkındaki dosya savcılıkta. Şey'in avukatı Bulut yakında ifade vermek için adliyeye gidecek dedi şeklinde sür manşetindeki haberler bu yöndeydi Hürriyet gazetesinin. Ve burada Hürriyet'i sonlandırarak Milliyet gazetesine geçiyoruz. Diğer gazetelerde olduğu gibi Milliyet gazetesinde de bugün açılışı yapılan Hazar Doğalgazı'nın Avrupa'ya taşıyacak olan TANAP projesinin açılış haberine yer verilmiş değerli izleyenler. Enerji köprüsü başlığı kullanılmış. Hazar Doğalgazı'nı Avrupa'ya taşıyacak kıtanın en büyük enerji projesi TANAP, Eskişehir'de düzenlenen törenle hizmete girdi deniyor. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Eskişehir Seyit Gazi'de düzenlenen törenle açıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Sırbistan Devlet Başkanı Vučić, Ukrayna Devlet Başkanı Poroshenko
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Akıncı'nın yanı sıra Enerji Bakanı Albayrak'la paydaş ülkelerin bakanlarıyla enerji şirketlerinin yöneticileri katıldı. Tarihi bir adım deniyor. Açılışta konuşan Erdoğan, bölgemiz ve ülkelerimiz için tarihi bir adım atıyoruz. Bugün enerjinin İpek Yolu olarak tanımladığımız TANAP'ın açılışını gerçekleştiriyoruz. Enerjiyi çatışma değil, işbirliği zemini olarak gören anlayışımız TANAP sayesinde bir kez daha ete kemiğe bürünmüştür. TANAP aynı zamanda çok taraflı işbirliğinin de nişanesidir şeklinde değerlendirmelerde bulundu değerli izleyenler. Kandil'e 4 yıldızlı takip başlığı yine Milliyet Gazetesi'nde de yer alıyor. Bundan dönüş yok alt başlığıyla. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar. Önceki gece düzenlenen hava harekatının bir bölümünü Eskişehir'deki Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nde kuvvet komutanlarıyla birlikte takip etti deniyor haberde. Harekatta 12 hedef yerle bir edildi. Akar, ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bundan dönüş yok açıklamasını yaptı değerli izleyenler. Orgeneral Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın açıklamaları geliyor ekranlarınıza. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Sincar, Hakurk ve Avşin Basran'a yönelik hava harekatlarını Birleştirilmiş Harekat Merkezi'nden takip etti. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın kullanmaya başlayacağı yeni üniformalardan giyen Orgeneral Akar, Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'ne geçerek briefing aldı. Operasyonu yürüten askerlere hitap eden Akar, terör örgütlerinin sonunu getirmekte kararlı olduklarını dile getirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri, anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda kendisine gelen, verilen görevleri büyük bir fedakarlıkla, büyük bir kahramanlıkla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azimle kararlılıkla yerine getirmeye devam edecek. Türk Silahlı Kuvvetleri en önceki görevi hepimizin bildiği gibi terörle mücadele harekatıdır. Çünkü bu terörle mücadele konusu uzun yıllardan beri devam etmekte. Teröristler ciddi şekilde ülkemize, milletimize sıkıntı vermekte. Fakat bu dönemde hepimiz yine bildiği gibi arkadaşlarım, büyük bir kararlılıkla, büyük bir azimle en son terörist etkisi hale getirinceye kadar bu mücadeleyi sürdüreceğimize, aralıksız sürdüreceğimize efendim, her tarafta belirttik ve bütün silahlı kuvvetler de buna göre planlarını yaptı, uygulamalarını, icraatını yapmakta. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın açıklamaları böyleydi değerli izleyenler ve Milliyet Gazetesi'ni sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Kuzey Irak'ta kalacağız başlığı var. İran kuzeyinde bir sonraki sürece geçildiğini söyleyen Savunma Bakanı Canikli, şimdiki hedefimiz daha farklı. Şimdi orada terörü tamamen ortadan kaldırana kadar kalıcı olacağız, Kuzey Irak'ta kalacağız diye konuştu. Ve bir diğer başlık bugün Milliyet Gazetesi'nde Membiç için somut adım başlığıyla yer almış. Türkiye ile ABD arasında mutabakata varılan Membiç yol haritasında öngörülen Türk-ABD askerleri arasındaki işbirliği ile ortak devriye konuları Stuttgart'taki Eurocom'da müzakere edilmeye başlandı deniyor değerli izleyenler. Ve siyasi haberlerle devam edelim. İnce mitingine katılanlar HDP'li başlığıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirileri yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İnce'nin Diyarbakır mitingini istihbarattan bilgi aldım. Katılanların tamamı HDP'li. Ya yok Bay Kemal Hakkari'ye gitti, bir tane Türk bayrağı yoktu. Şimdi ders almışlar. Arada da ön taraflarda yabancı bayraklar vardı. Söyle arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu diyerek eleştirdi değerli izleyenler. Ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de yer alıyor bugün Milliyet Gazetesi'nde. Herkesi kucaklamaya çalışıyorum şeklinde yanıt verdi CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce. AK Partili kardeşlerim de vardı diyor İnce. Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt verdi. Bugün demiş ki istihbarata sordum. Diyarbakır'da Muharrem İnce'nin mitingine gidenler HDP'liymişti demiş. Sana yalan söylemişler. AK Partili kardeşlerim de vardı. 81 milyonun kucaklamaya çalışıyorum. İstihbarat ne zamandan beri mitingleri kontrol ediyor şeklinde cevap verdi değerli izleyenler. Milliyet Gazetesi'nde de yer alıyor bu haber ilk sayfada.
Sürmanşetine geçelim. Cüneyt Çakır artık marka başlığı var. Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nı takip edecek gazeteciler. Kupada görevli hakemimiz Cüneyt Çakır hakkında olumlu düşünüyor. Yabancı basında kupadaki en tecrübeli ve güvenilir hakemlerden olduğu fikri de hakim denmiş. Bir diğer spor haberi, Van Gaal'ın yardımcısı Dirk Kuyt başlığı var. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damian Camoli, Hollanda Teknik Direktörü Van Gaal'la anlaşma sağlarsa Kuyt'a da imza attıracak. Fenerbahçe ile taraftarların çok sevdiği bir isim olan Kuyt, Van Gaal'ın sağ kolu gibi görev yapacak deniyor değerli izleyenler. Ve bir sağlık haberini getirelim şimdi Milliyet Gazetesi'nden sizlerle paylaşalım. Ramazan bayramının vazgeçilmezleri arasında yer alan şeker ve çikolatalar alınırken merdiven altı üretime dikkat edin diyerek uyarıyor. Çikolatada kilogramı 22-25 liradan, şekerde ise 10 liradan düşük ürünlerin içeriğini mutlaka kontrol edin şeklinde açıklamalar var değerli izleyenler. Ve bayramda köprüler ücretsiz şeklinde bir başlık da yer alıyor. Bu haberin ayrıntıları iç sayfalarda devam ediyor değerli izleyenler. Ve bu arada Ahmet Arslan'ın açıklamaları vardı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ramazan bayramı süresince Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollar ve köprülerin ücretsiz olacağını açıkladı. Haberimizi izliyoruz. Ramazan bayramı yaklaşırken vatandaşlara bir müjde de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'dan geldi. Arslan, Ramazan bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollar ve köprülerin ücretsiz olacağını açıkladı. Bayram tatili nedeniyle milyonlarca vatandaşın yola çıkacağını vurgulayan Arslan, yollarda yaşanacak yoğunluk nedeniyle kara, deniz, hava ve demir yollarında tüm önlemleri aldıklarını kaydetti. Yola çıkacak vatandaşları uyaran Arslan, trafikte dikkatli olmalarını istedi. Milliyet Gazetesi'ne göz atmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Bir yaşında yine doğdu başlığıyla bir diğer haberi aktaracağım şimdi sizlere. Antalya'da 1 yaşındaki Eylül Asel Sarı'ya aynı anda 2 canlı vericiden böbrek ve karaciğer doku nakli yapıldı. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakil Merkezi bu yaştaki bir bebeğe 2 canlı vericiden nakil yaparak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi deniyor değerli izleyenler. Ve Milliyet Klasiği Başkanlar Konuşuyor köşesinde bugün 14 yılda köyden metropol ilçeye başlığı var. Nüfusu milyona yaklaşan ilçelerle yarıştıklarını belirten Ankara Kahraman Kazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 14 yılda gerçekleşen yatırımlarla Türkiye'de en hızlı gelişen dış ilçeler arasında ilk sıralarda yerimizi aldık şeklinde açıklamalarda bulundu ve iç sayfalarda devam ediyor yine bu haber değerli izleyenler. Milliyet Gazetesi'nin de burada sonuna geldik. Akşam Gazetesi'ne geçelim. Akşam Gazetesi bugün yine diğer gazetelerde olduğu gibi TANAP açılış haberine yer vermiş, açılış töreni haberine yer vermiş ve bununla birlikte hemen yan tarafında şöyle deniyor: Eren Bülbül'ün annesinden İnce'ye "Bana niye gelmedin?" diye soruyor. PKK'ların katlettiği Eren Bülbül'ün annesi, HDP'li Demirtaş'a giden, eşini de Başak Demirtaş'a gönderen İnce'ye isyan etti. Muharrem İnce 9 Mayıs'ta Edirne'de Selahattin Demirtaş'la görüştü. Önceki günde İnce'nin eşi Ülkü İnce, Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı Diyarbakır'da ziyaret etti. Trabzon Maçka'da PKK saldırısında şehit olan Eren'in annesi o fotoğrafı akşama değerlendirdi diyor. "Telefon açmadılar" başlığı var. "Biricik evladım vefat edeli herkes ziyaretime geldi. CHP'den bir telefon açıp başın sağ olsun diyen bile olmadı. Bana niye gelmediniz? Bir tek AK Parti ve MHP'den geldiler. Demek ki çocuğumun ölü olması onlara iyi geldi" diyor. Evet değerli izleyenler, Akşam Gazetesi'ndeki diğer haberlere de göz atıyoruz. Kılıçdaroğlu İnce'yi yalanladı başlığı var. CHP lideri Kılıçdaroğlu
FETÖ elebaşının usulüne uygun istenmediğini öne süren İnce'yi yalanladı. Bana gelen 3 sayfalık rapor var. Aynı rapor İnce'ye de verildi. Orada bazı usul eksiklikleri var ama çok hayati değil. Bu dosyalara göre Amerika'nın iade etmesi lazım şeklinde açıklamalarda bulundu değerli izleyenler. Evet, CHP içerisinde de gördüğünüz gibi fikir ayrılıkları, hatta yalanlamalar da geliyor birbirlerine karşı. CHP lideri Kılıçdaroğlu İnce'yi yalanlıyor. İnce ise bildiği ve daha önceden aldığı bir raporla ilgili bunun oluşmadığını söylüyor. Bu şekilde bu haberi de aktarmış olalım sizlere. CHP'li vekil reise o istedi başlığı mevcut Akşam Gazetesi'nin yine ilk sayfasında. CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, esnaf ziyaretinde Cumhurbaşkanlığında reise oy verebilirsiniz, hiçbir sorun yok ama milletvekilliğinde kendimize oy istiyoruz dedi değerli izleyenler. Ve buradan da anlaşılacağı üzere CHP'li milletvekillerinin de CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye gereken desteği vermedikleri açıkça görülüyor değerli izleyenler. HDP CHP'den teröriste saygı duruşu bir diğer başlık. İngiltere'deki HDP-CHP ortaklığı Almanya'da bir adım ileri gitti. CHP Kuzey Ren-Vastfalya eyaleti temsilcisi İbrahim Vural, HDP'li firari eski vekil Tuğba Hezer'le aynı masada buluştu. Ölen teröristler için saygı duruşunda bulundu deniyor ve o saygı duruşu anlarının fotoğrafı da yine ilk sayfada yer almış değerli izleyenler. Evet, Orgeneral Hulusi Akar'ın açıklamaları Akşam Gazetesi'nde de yer almış. Orgeneral Akar, harekat merkezinden Kandil operasyonunu yönetti. Bakan Canikli ise İran'a ortak operasyon önerdik, orada kalıcı olacağız şeklinde konuştu. Eskişehir'de kuvvet komutanlarıyla beraber operasyonu izleyen Akar net mesaj verdi. Ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bundan dönüş yok, bunların sonunu getirmek için kararlıyız şeklinde konuştu. Uçan balık Akıncı banda girdi şeklinde bir başlık var. Çift motorlu taarruz İHA'sı Akıncı'nın ilk görüntüsü yayımlandı. Baykar Makine Teknik Müdürü Bayraktar, 24 saat uçabilecek Akıncı için üretim hattına büyük bir uçan balık girdi şeklinde konuştu değerli izleyenler. Evet, Akşam Gazetesi'nden de aktaracaklarımız böyleydi. Türkiye Gazetesi'ne geçiyoruz. Türkiye Gazetesi de Asrın Projesi TANAP'la ilgili olarak haberi ilk sayfadan manşetinden vermiş değerli izleyenler. Gurur Vanası manşetini atmış. Türkiye Azerbaycan gazını Avrupa'ya taşıyacak TANAP'la enerji koridorunun kalbi oldu deniyor. Stratejik önemini katladı şeklinde. Ayrıntılara geçelim. En büyük yatırım alt başlığı var. Bir rüya daha gerçek oldu. Kardeş ülke Azerbaycan doğalgazını Anadolu üzerinden Avrupa'ya ulaştırılacak. Ardahan'dan başlayıp 20 şehirden geçen proje Avrupa'nın en büyük enerji yatırımı. Toplam uzunluğu 1850 kilometre olan boru hattı hem Türkiye'nin hem de Avrupa'nın enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak diyor değerli izleyenler. Yeni projelerin müjdesi alt başlığıyla devam ediyor haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada TANAP ortaklık vizyonumuzun en son meyvesidir diyerek ekledi. Aynı zamanda gelecek yıllardan devreye alacağımız yeni projelerin de müjdecisidir. Şimdi önümüzde daha büyük hedefler, yepyeni projeler var. Önümüzde buradan aldığımız ilhamla yeni başarı hikayeleri yazmak var şeklinde açıklamalarına yer verilmiş değerli izleyenler. Muhalefetin yaptığı geyik muhabbeti başlığıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları da yer alıyor. Eskişehir'de konuşan Erdoğan, İnce'nin millet kıraathanesi eleştirisi için bol bol geyik muhabbeti yapıyor. Takılmış keklere, asıl kek bunlar dedi. Cumhurbaşkanı CHP'nin Diyarbakır mitinginde HDP flamalarına da dikkat çekti. Bir tane Türk bayrağı yoktu, bunların kimlerle beraber oturup kalktığı ortada şeklinde konuştu değerli izleyenler. Evet, diğer bir başlık MHP'de gündem ittifakı korumak şeklinde. 5 ilde bölge istişare toplantısı yapan Bahçeli,
Cumhur İttifakı'nın korunması için AK Parti ve MHP'yi uyardı. Resmi olmayan açıklama ve iddialara aldırış edilmesin şeklinde konuştu. Orgeneral Hulusi Akar'ın haberi burada da var. Asla dönüş yok, Kandil bitecek başlığıyla yer almış. Devam ediyoruz. Kuzey Irak'ta 500 PKK'lı öldürüldü şeklinde Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin açıklamaları yine yer alıyor ilk sayfada. Ve İsa Karakaş'ın köşe yazısına geçelim. Bol paça pantolon ve sivri topuk kusur başlığını kullanmış. Çalışırken bol paçalı pantolonla sivri topuklu ayakkabı giyen kadın iş kazasına maruz kaldığında SGK ve yargı nezdinde kusurlu olabilir şeklinde bugün kaleme aldığı köşe yazısı yine iç sayfalarda devam ediyor değerli izleyenler. ABD Kuzey Kore zirvesi vardı. Az önceki haberlerimizde de aktarmıştık. Savaş oyununu bitiren imza başlığıyla bu haberi Türkiye Gazetesi'nin ilk sayfasında yine yerini almış. Tarihi zirve Singapur'da yapıldı. Trump Kuzey Kore lideriyle görüşen ilk ABD başkanı oldu deniyor. Kim ve Trump kapsamlı bir belgeye imza attı. ABD nükleer silahsızlanma, Kore'de ambargonun kalkmasını istedi. Trump Kuzey Kore'yi ziyaret sözü de verdi şeklinde yer alıyor bu haber. Yeni zirvede ihracatın koçbaşı otomotiv başlığı var. Ekonomi haberiyle devam edelim. Türkiye ihracatının şampiyonu otomotiv oldu. Sektörün ihracattaki payı %27.2'lik. 3'e de Ford, Toyota ve Tofaş girdi deniyor değerli izleyenler. Bayram göçü, tatilciler yola çıktı başlığı var. Bayrama 2 gün kala sahillere ve Anadolu'ya akın başladı. Tatilciler feribot iskelelerinde ve yollarda yoğunluğa sebep oldu deniyor. İtalya'dan YPG'ye asker desteği başlığı yer almış. ABD ve Fransa'nın ardından İtalya ordusu da PKK uzantısına destek için Suriye'ye asker gönderdi. Koalisyonda görevli askerler PYD için Deir ez-Zor'a geçti deniyor. Evet, süremizin sonuna yaklaşırken Türkiye Gazetesi'ni de burada sonlandırıyoruz ve Yeni Şafak Gazetesi'ne geçiyoruz. Hemen başlıkları aktarıyorum sizlere. Azeri doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan TANAP projesinin açılışı, enerjinin İpek yolu başlığıyla Yeni Şafak Gazetesi'nin manşetine de yansımış değerli izleyenler. Diğer bir başlık, muhalefet adayları yok hükmünde şeklinde. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, muhalefetin kampanyayı geçmişte benzeri olmayan bir şekilde yıkma üzerine kurduğuna dikkat çekerek şu yorumu yaptı deniyor. Bunlar gelirse şu işi yapacaklar gibi bir kanaat oluşmuyor. Onun için ben muhalefetteki Cumhurbaşkanı adaylarının yok mesabesinde olduğunu düşünüyorum şeklinde görüş bildirdi Kurtulmuş. Devam edelim. Kandil'e 90 günde bayrak dikilir şeklinde bir başlık var. Emekli Kor General İsmail Hakkı Pekin, Kandil operasyonunda kritik eşiğin aşıldığını ve Mehmetçiğin bölgede kalıcı olacak adımları attığını söyledi. Pekin, Kandil'de terör merkezinin imha edilmesi askeri olduğu kadar psikolojik açıdan da büyük önem taşıyor. Mehmetçik 90 gün içinde Kandil'in zirvesine Türk bayrağını diker şeklinde konuştu. Orgeneral Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da fotoğrafı yer alıyor. 12 hedef imha edildi, dönüş yok başlığıyla yer almış değerli izleyenler. Bu haberi paylaşmıştık sizlerle. Devam ediyoruz Yeni Şafak gazetesine. Yalanlarla dolu 40 gün başlığı var. 40 gün önce adaylığı açıklanan İnce yalanları ve çarklarıyla gündem oldu deniyor. Gülen, ABD'den usulüne göre istenmedi sözleri bizzat Kılıçdaroğlu tarafından yalanlandı. İncirli'yi kapatırım vaadinden geri adım attı. CHP liderinin Cumhurbaşkanı adayı olmasını şart koşan İnce, çark edip parti başkanından Cumhurbaşkanı olmaz şeklinde konuştu değerli izleyenler. Devam edelim. Kürtlere kim ne vaat ediyor başlığı var. Kürtler en az 53 kişinin ölümünden sorumlu tutulduğu için cezaevinde bulunan Demirtaş'a kendi emanetlerini terör örgütüne peşkeş çektiği için kızgın deniyor. Evlerini, barklarını yıkarak öz yönetimcilik oynayan teröristlere siyasi sözcülük yaptığı için öfkeliler şeklinde bu haberi de sizlere aktarmış olduk değerli izleyenler.
Ve devam ediyoruz. Roket adam gitti, kim geldi başlığıyla ABD Kuzey Kore zirvesi de bugün Yeni Şafak gazetesindeki son haber değerli izleyenler. Trump kim Singapur'daki tarihi zirvede geçmişe çizgi çekti deniyor. Kimi daha önce roket adam sözleriyle aşağılayan Trump bu kez başarılı bir müzakereci olarak niteledi. Trump Kuzey Kore'ye güvenlik garantisi sunarken kimse Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılmasını taahhüt etti deniyor. Evet değerli izleyenler, bu haberle birlikte Yeni Şafak gazetesi ve Sabahın Demi programımızın da sonuna geldik. Sabahın Demi'nde dünden bugüne yansıyan haberler ve gazete başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Yarın tekrar yine aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyelim. Yayınımız İstiklal Marşımız da sona eriyor. Hoşça kalın. Sönmeden yurdumun üstünde tüten de en son olacak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir günü ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarından sonra helaldir. Hakkadır, hakka tapan milletimin istiklalı. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşadım. Hangi çılgını bana zincir vuracak başı? Şaşarım, kükremişse gibiyim mi?